Amerika'dan itiraf geldi. ABD'nin stratejisi yok. Üç ülkede kaybettik denildi. CSIS yani Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi. Amerika'nın önde gelen kurumlarından biri. Merkez, Afganistan, Suriye ve Irak'taki genel tabloyu inceleyen bir rapor yayımladı. Washington'un stratejik hedeflerden yoksun olduğunun altını çizen rapor, kazanımların taktiksel olduğunu belirtti. Anthony Cordesman tarafından yazılan makalede Suriye gerçekten kaybedilmiş durumdadır ifadesi dikkat çekti. Suriye savaşı Esad'ın zaferine dönüşmüştür. Suriye nüfusunun %75'i Esad idaresi altındadır ve bu oran gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye ve Suriye sahadaki ABD destekli mücadelede kilit bir role sahip olan Kürtlere aktif biçimde müdahale etmektedir. ABD yönetimi henüz savaşların herhangi birini bitirecek ya da istikrar ve barış getirecek bir strateji açıklayamamaktadır denilen raporda yeni yönetimde öncekiler gibi çatışmanın taktik seviyesine odaklanmış ve bunu bir strateji olarak adlandırmıştır. Ancak savaşları daha uygun koşullarda bitirebilecek net bir stratejiye sahip olmakta başarısız kalmıştır ifadelerine yer verildi. Raporda ayrıca Afganistan konusuna da değinildi. Bu bölümde ABD savaşın nasıl biteceği bir yana neden bitmesi gerektiği sorusunu da cevaplamaktan acizdir notu yer aldı. <laughs> Irak başlığı altında da strateji sorununa dikkat çekildi. Amerika Irak silahlı kuvvetlerini İran'a karşı caydırıcı olabilecek ya da onu yenebilecek bir kapasitede yeniden yapılandıramamasıyla eleştirildi. Fransa'dan da yenilgi açıklaması geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaş için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad savaşı kazandı. Bunu ifade etmemiz gerek dedi. Drian, savaşı kazanan Esad'ın barışıysa henüz kazanamadığını iddia etti.